Dönemi böyle atlatacağız ve e, gerekirse simit yenecek diyor. Şimdi bunun üzerine tabii ki kamuoyunda büyük tepki çekti Hülya Uşar e, ve Hülya Uşar e, her zaman bu tür sensasyon açıklamalar yapıyor ama tabii ki e, böyle bir dönemde böyle bir açıklamayı yapıyor olması çok daha fazla ses getirdi, çok daha fazla şimşekler üzerine çekti. Sen şimdi Hülya Uşar'ı seven hayır ve... şimdi bak ben bir dakika ya biraz biraz insaflı olalım ya. Şimdi Hülya Afşan'ın söylediği lafta ne var Allah aşkına? Nasıl ne var? Bu abi? lafı, bu lafı kendi aramızda konuşurken söylese dikkat bile etmeyip geçerli. Ne diyor? Evet diyor katlanmamız gerekirse simit yiyeceğiz, katlanacağız buna diyor. Tamam mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Elektrik kısıntısı olduğu zaman elektriği kısıp elektriksiz yaşamayı öğrendik. Krizler, krizler fedakarlıklarla aşılır. Fedakarlık olmasa bile zorunlu yapılan işlerle aşılır. Biz çok kriz... ben 74 yaşıma kadar geldim. Çok kriz yaşadım ben. Hı hı. Ve bu krizlerin hepsinde de hayatımız büzüldü. Benim bugün dahi benim bugün kendi hayatımda artık vazgeçtiğim bir sürü şey var. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. bir euro neredeyse 1 liraydı. Aynen. 20, tamam 20, ben yolla yani. çıkıp yürürken her 500 metrede bir bir espresso içiyordum. 3 Euro, 4 Euro içiyordun 4 lira. E şimdi gidip orada bir ekspreso içmeye kalksan 5 Euro'yu çarp 15 15'le 4 espresso içsen hayatın gitti. Gitti. Şimdi o yüzden Hülya'nın bu sana yansıyan defa. mesele. Şimdi senin bu hayatın var ise. Ama bir dakika şimdi, şimdi sen bundan. Hayata şuradan bakıyorsan e, Roma'ya gittim şey ben eskiden 3 lira veriyordum şimdi veriyorum 75 lira dan Bak, bir dakika, başka bir şey. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bak şimdi ben ne dedim sana? Herkes kendine göre hı hı. bazı şeylerden vazgeçiyor dedim. Tamam. Ben anlatırken bir örnek anlattım. Şimdi ben bugün hele bugün artık dedim işim de yok, şeyim de yok, tamam mı? Bugün bizim evde ciddi biz bir yeniden bütçemizi planlama çalışması içindeyiz. Hı hı. Yani bu şunu söyleyeceğim. Hükümeti eleştirebilirsin. Hı hı. Yanlış politikalar, şunlar bunlar bilmem ne. Ama simit yiyeceğiz gerekirse lafında ben bu kadar Hülya'yı yerden yere vuracak bir şey görmüyorum. Samimi olarak görmüyorum. Keşke simit yiyeceğiz dese abi. Simit yenecek diyor. Bak şimdi kendini de dahil etmiyor meseleye. Kendini dahil etmiyor. Çünkü kendi simit yemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Hülya Avşar'ın simit yemeyeceğini. Hülya Avşar simit yemeyecek. Çünkü Hülya Avşar ekonomisi tabii ki o da eminim espresso e, içmeye gittiğinde e, fazla ve ben... ya taktım pişman <laughs> oldum espresso içtim dedi mi ya artık şimdi bak, buna takacaksın tabii. tamam mı yani, <laughs> çünkü Hülya simit yerken Ertuğrul espresso içemiyor. Yani e, aynen onu Roma'da fazla para. Mesele yapıyor. budur Mesele yani. Mesele bu. Çünkü şimdi yenecek diyor. Şimdi kendini dahil etmiyor. Yani bir de Elbette krizi herkes yaşıyor. Ya ben de Bentley'imden vazgeçtim demiyorum kardeşim. Espresso içmiyorum diyorum ya. İkisi arasında bir fark var yani değil mi? Yani bir arabadan bilmem neden şundan bundan vazgeçtim Abi, bir laf etmiyorum yani. Kusura bakma da millet 17 yaşındaki çocuklar suyla karnını doyuruyor. Açım diyor. Açım. Açlığımı bastırmak için daha fazla su içiyorum diyor. 17 yaşındaki çocuk. Şimdi bunlar var iken tabii ki herkesin ekonomisi zor. Ben %100 şeye katılıyorum. Ee, evet bu dönemleri hep beraber aşacağız. Hep beraber sıkıntılar yaşayacağız. Bunları hani bunların neden kaynaklandığı zırtbırt falan filan o meselelere girmeye gerek yok Cengiz ama Cengizciğim seni ikna etmem mümkün değil. Sen değil popülist bir şeydesin. Ben senin gibi bakmıyorum olaya. Tamam ya, mı? Ben popülist bir şey değilim abi. Yok şimdi bak, simit yemek, Bak simit yemek lafı benim için o kadar ciddi bir laf değil. Hakikaten değil bak. Hülya Afşar'ın geçmişte daha ne lafları vardı evet. ama bir şey söyleyeyim sana ya Hülya Afşar 30 yıldan beri bu ülkede her şeyle insanları konuşuran bir şey. Doğru. İyi ki böyle insanlarımız var ki konuşuyoruz bunları bilmem ama bir şey söyleyeceğim sana. Sen sosyal medyada Hülya Afşar için yazılanları okudun mu bugün? Bugün, bugün baktım ya evet. evet sadece, ne baktın yapma herkesin... neler var ya neler var ya bu kadar ağır şeyler olur mu Allah aşkına ya evet. bunu hak edecek bir laf mı o şimdi yani? Ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Şimdi neyse gene ciddi meselelere daldık sıkılmaya başladım. Yani bu lafta o kadar seninki kadar ben vahim bir şey görmüyorum. Ben Hülya'yı seviyorum. Evet doğru. Hülya'yı seviyorum. Hülya Abi benim Hülyayı için bu ülkenin renkli şey. karakterlerinden biri katıyor. ve iyi ki var bu ülkede Hülya. Evet. İyi ki Ajda var, iyi ki Hülya var, bu insanlar var ki hayatımız renk. Yoksa neye kalacağız? Zaten televizyonlara baktığın zaman devamlı konuşan bir takım kafalar böyle durmadan aynı şeyi konuşuyorlar. Bırak değişik bir şeyde konuşulsun ya, değişik de güzel. Abi simit yenge yani dövmek o... için birini arıyorduk. Dart. <laughs> Ben dart. bu insanı ben kendimi hep dart diye görüyorum zaten. Yani var ya İngiliz poplarında var da tank atarsın, böyle. atarsın okları böyle. Tamam Hülya da benim gibi biz dart insanlarız. Hı -hı. Bize sallıyorlar. Ben bir halay çektim neler geldi başıma. Hülya da bir tane simit dedi neler geldi başına. Ama işte yani, yani mesela bak bu sorulur. Hülya da mesela şunu şöyle bir yanıt verse, Ya evet böyle bir dönemden geçiyoruz hep bir sıkıntı içiniz bilmem ne. bunlar hepsi aşırı. Onu diyor zaten ya. Onu diyor, diyor. abi. Oluyor. Ya şimdi ne? ben e, sen Hülyayı dövmeye karar vermişsin döv. Karar vermedim abi yani. ...başkaları adına... ...ya ben şimdi Hülya'ya kıyıya gitme diyor muyum? Gitme hadi bakalım. Gitmeyebiliyor mu? Mümkün mü? Gidecek. Çünkü hayatında o devam edecek. Ama şimdi Hülya kalkıp... ...bize ya da başka insanlara diyor ki... O zaman Hülya'ya sesleneyim ben. Hülya sakın bugünlerde kıyıya falan gitme. Başına çekti. büyük felaketler gelir. Bunlar seni takip edecekler. <laughs> Ama... E, ...yok soğan ekmek yesinler, yok şey yiyeceğiz. Simit yensin. Yok bilmem ne Ya, Yen... öyle mi dedi ya? Kendisi için demedi mi? Demedi. Şey. E bir daha bir izleyelim, izleyelim mi? Evet abi bak. Bir, bir bakalım baş... bir daha. Dur bir bakalım. daha tekrar. Tür günleri bu zamanları öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre ne derseniz deyin. Yok yok öyle